Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün başka bir oyunla yine karşınızdayım. Büyük ihtimalle seri olacak ya da mini seri olabilir. Çünkü oyun hafif survival, anlatacağım neden olduğunu. Oyunumuzun ismi Oxygen Not Included. Namı değer Clay Entertainment tarafından yapıldı. Yani bildiğiniz üzere Don't Starve'ın yapımcıları. Oyun şu an alfada diye biliyorum ama Steam'de açık mıdır değil midir emin değilim. Ben oyuna bir şekilde ulaştım, öyle diyeyim size. Çok geçmeden de hemen gireceğim. Böyle ufak bir mini seri tarzında bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi çok geçmeden hemen New Game diyeceğim ve oyuna gireceğiz. Oyun birazcık zamanda ben bu kanalda Craft World adına bir seri çekmiştim. Ona benziyor çünkü tam böyle yandan bakış. Aynı zamanda bakın şu anda da böyle hafif bir RimWorld havası var. Böyle 3 tane Survivor ile başlıyorsunuz. Tabii bunlara burada farklı bir isim veriyorlardı. Ne diyorlardı ya? Duplicant mı? Evet, Duplicant diye geçiyor bu arkadaşlar. Şimdi bakalım ellerimizde neler var. İsterseniz shuffle yaparak değiştirebiliyorsunuz. Size rastgele bir başka bir adam atıyor. Şu adam fena değilmiş mesela. Construction yeteneği gayet iyi. Strength'i daha çok ağırlık taşıması sadece. Cooking yeteneği de var, güzel. Şu arkadaş mesela cooking ile creativity yüksek ama bu fazla işime yaramıyor. O yüzden shuffle yapacağım. Bir tane atletik bir adama ihtiyacımız var. Neden olduğunu anlatacağım size. Bu olabilir. Uncultured olayı var. Bu birazcık decor expectation düşürüyor. Her bu arada duplikantının şeye ihtiyacı var. Dekora karşı belli bir beklentileri var. Eğer sizin bulunduğunuz yer, şimdi anlayacaksınız nerede bulunduğunuzu. Eğer dekor olarak düşük seviyelerde olursa strese girmeye başlıyorlar. Neyse, bunları sonra zaten oyuna girdiğimde anlatırım. Şu arkadaşı da değiştirebilirim. Bir de kötü özellik veriyorlar bu arada. Her yerde uyuyabiliyormuş. Bu o kadar da sorunlu bir şey değil. UL ne abicim? Research yapamıyormuş. Tamam, sıkıntı değil. Bir tane de researchçu arayacağım zaten. Ki o da learning'le bağlıydı diye hatırlıyorum. Şöyle bir yapalım. Ya mesela RT7 learning geldi bile. Tinkering ile alakalı değildi herhalde. Umarım değildir. Diver's Lung diye bir de ekstradan güzel bir özelliği var. Bunun sayesinde hava tüketimi daha da azalıyor. Şimdi neden havaya ihtiyacımız olduğunu anlayacaksınız. Gene yok el demiş. Tamam. Research yapamıyormuş. Tamam. Allah'tan almadım ben bunu. Çünkü bunu sadece research'e verecektim. Shuffle. Şu an mesela artı bir Mouthbreaker diye bir şey. Ha, mesela Mouthbreaker'larda daha çok nefes alıyor ama quick learn. Tamam, sıkıntı yok. Oksijende sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Çok kaçmadan hemen embark yapacağım. Bir üzerine kasmak istediğim bir şey yok. Tamam. Ne ihtiyacımız var? Digger'ımız yok. Bu birazcık kötü. Yani buna odaklanabilirdim ama o kadar da kasmayalım. Embark diyelim çünkü oyuna girmek istiyorum. Şimdi evet gençler, bizi şurada bir pause yapayım ben. Böyle bir noktadan doğuyoruz. Şurada portal tarzı bir şey var. Bu portaldan işte her 1500 saniyede bir yeni bir duplikant veriyor bize. Tabi istersek bunu es geçebiliyoruz. Onun da noktasına geçeyim. Şimdi duplikantlarımızın belli ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlardan en önemli iki tanesi oksijen. Şu gördüğünüz, bakın üzerine geldiğim zaman mavi renkte oluyor ve üzerine geldiğinde breathable gas diye yazıyor, bakın. Oksijen. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bu oksijen tabii ki sınırlı. Mesela şuralarda oksijen yok. Vakum ortamı demiş. Şuralarda var ama başka yerlerde olduğunu zannetmiyorum dedim. Yok, çoğu yerde var. Burada sıkıntı yok. Şurası vakumdur büyük ihtimalle. Aynen. Şurada su var. Her neyse. Bunlar nasıl elde ediliyor diye sorarsanız şurada şey taşlarını görüyorsunuz. Oksilit diye bir kendi salladıkları bir cevher var gençler. Bu durmadan oksijen yayıyor ortama. Bu da ortamdaki oksijen artmasını, sizin de duplikantların yaşamlarını sürdürebilmesine yarıyor. Şimdi tabi sizin de şey yükseltme noktanız, şeyiniz var. Olasılığınız var. Nasıl olduğunu anlatacağım birazdan. Kendi yöntemlerimiz var. Öyle diyeyim ben size. Şimdi fena bir yerden doğmadık. Şuraya doğru yardıralım. Yalnız Craft the World'ün aksine burada biraz daha değişik bir şey var. İkilik yer açmanız gerekiyor tam geçmesini sağlayabilmek için. Bu birazcık sorun, aklınızda bulunsun. Şimdi bunlar açmaya başlasınlar. Bir yerden de ben aşağı doğru gidebilirim. Aynen şuradan mesela aşağı doğru gitmeye başlayayım. Şu tile değildi, şuradan şöyle açalım. Şuradan base diyelim. Ladder yaparak da açabiliriz şu şekilde. Dümdüz aşağı doğru gitsin. Burada su yok zaten sanırsam. Bol bol da oksilit var. Buradan deli gibi mesela oksijen var. Bu oksijene doğru gidelim. Mesela buralara bir şeyler yapabiliriz. Güzel.
Ekstradan da bakın bitkiler var. Bu bitkiler işimize yarayacak. Şimdi yemekten bahsedeyim ben biraz da. Sizin duplikatlarınız her gün 1000 kalorilik ihtiyaçları, yemek ihtiyaçları diyor. Bunu karşılamanız gerekiyor. Bir süre sonra bunu bitiyor. Şu bakın şu ration box'ta sağlanıyor bu. Eğer bu bittiği anda artık açlıktan ölmeye başlıyorlar. Ve bunu istemiyoruz. Şurada gördüğünüz şey copper, yani bakır cevheri. Farklı şeyleri göstereyim ben size. Şu 4 bildiğiniz toprak. Şu sandstone, kum taşı, bir özelliği yok. Ama genelde yaptığınız bütün inşaatlar bunlardan yapılıyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi mesela şu millwoodları toplayarak alabiliriz. Yani ben şöyle bir şey yapabilirim. Bunun şey olmasını bekleyeyim. Şöyle açalım. Bunu ellemesinler çünkü %89 diyor. Millwood %89'dan %100'e çıktığında üzerinde böyle bir bitki meyve verecek. O meyveyi almak istiyorum fazladan çünkü şeye ihtiyacımız var. Briarwood var burada bir tane. Bakın Ready to Harvest diyor. Bunu da toplayalım. Şurada mesela Breed Mockwood var. Bu da Harvest'e hazır. Bak bunlar Harvest'e hazır değil mesela. Üzerine geldiğinizde görüyorsunuz. Bakın %98 gayet iyi. Şimdi şu aşağıya geleceğiz demiştik. Burası oksilit dolu mesela. Buradan deli gibi oksijen olacak. Şuradan Breed Mockwood. Bunu da Harvest. Mesela bu büyüyor mu Bristol Beer? Grab for Assess %100 demiş. Ben buradan ne yapıyorum ki? Ekstradan bir şey yapılabiliyor mu bundan? Prickly intensive wheat that can be dug up to domesticate. Tamam, dig up diyelim. Bunu şey yapabiliyor musunuz? Evcilleştirebiliyor musunuz? Yani evcilleştirme derken kendinizi yetiştirebiliyor musunuz? Nasıl yetiştireceğinizi göstereceğim. Bunu da harvest diyorum. Şimdi çok geçmeden inşaatları yapmaya başlayalım. Şuraya bir tane storage kapasitesi kompaktör yapacağım gençler. Hemen yapılsın. Benim en hızlı iş yapan karakterim construction, bakayım. Ha, Saul. Saul'a sadece mesela bu inşaat işlerini Saul'un yapmasını istiyorum. Değil mi? Jobs'a geliyorum gençler. Şuradan Saul'u buluyorum. Gördüğünüz gibi. Diyorum ki Saul, construction işini sadece sen yap. Şurada build adı altına. Diğerlerini tiklerini attığım zaman diğer arkadaşlar yapmıyor. Artık sadece Saul yapacak şeyi. Storage compactor mesela Saul yapacak. Aynen. Şuradan Mockwood toplayacağız. 1000 kalori oradan geliyor. Güzel. 2000 kalori de başka yerlerden gelmiş anladığım kadarıyla. Bir yerlerden topladılar ama nereden bilmiyorum. Şimdi şu arkler de önemli. Bunları da bir yerden toplamaya başlayalım. Oksilit aslında şurada çok fazla oksilit var. Ve artık oksijen vermiyorlar mesela. Oksilit alabiliyor muyum ya? Ya da gerek yok. Buradan bana güzel oksijen sağlasın. Briar seed geldi. Bu seedler tohum bildiğiniz. Bunları da işimize yarayacak. Anlayacaksınız zaten birazdan. Şurada kömür var. Şurayı olduğu gibi alayım. Şuraları da oda açmaya başlayayım. Şöyle mesela. Üçlük bir oda açalım. Daha güzel duruyor çünkü üçlükler. Buna şimdi hangi malzemeyi koymanız gerektiğini isteyeceksiniz. Ben buna sadece sandstone koymasını istiyorum. Çünkü sandstone harbiden yer kaplıyor. Onun dışında birkaç tane daha storage yapalım. Şu aşağıda yapabiliriz aslında. Aynen şuraya da mesela ne tarafa yapabiliriz? Şimdi ne için kullanacağıma da bağlı. Ana işleri burada yaparsak mesela burayı tarım alanı olarak kullanabilirim. Aynen bu tarz bir şey olabilir. Bir yere tuvalet açalım hemen. Nereye tuvalet açabiliriz? Şuraya tuvalet açabiliriz. Tuvalet de bir ihtiyaç çünkü bunlar için. Üçlük bir yer mi açayım? Tamam, üçlük açayım şu şekilde. Buraya da neyi toplayalım? Metalleri toplayalım mesela. Başka bir de Constable Ore, yani kömürü toplayalım. Şunları açık koyuyorlar, devam ediyorlar. Bakın. Grafikler fark ettiyseniz Don't Starve'a baya benzer şekilde olmuş. Yani Don't Starve'a benziyor ciddi ciddi. Şuradan anlayabilirsiniz siz de, ya da şuradan. Şuradan benziyor. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Bert'in fark ettiyseniz böyle bir altında mor bir şey çıktı. Bu şey anlamına geliyor. Bert şu an nefes alamıyor anlamına geliyor. Yani burada bakın gördüğünüz gibi karbondioksit var. Oksijen yok ama burada oksijen var. Buraya geliyor. Bu nefesini dolduruyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi buralar tabii yavaş yavaş dolacak oksijenle. Bayağı oksilit var yalnız. Ben ilk defa böyle karşılaştım. Normalde böyle karşılaşamıyordum. Şanslı çıktık. Şuradaki suya da hafiften ihtiyacım var aslında. Ona da bir hafiften yanaşmalıyız. Şimdi bir şey merak et. Yok, gerek yok gerçi. Tamam. Şimdi bizim başka atletik olan biri var mıydı? Aynen var. Ruby de atletikmiş gençler.
Şunların yüzde şey olmasını bekliyorum. Şunu alabilirsiniz. Dig up diyeceğim. Direkt CD alsınlar. Seed'leri de hatta şuraya toplayabilirim bence. Zaten fazla bir yer kaplayacağını zannetmiyorum. Yanımızda bulunsun. Şunları hallettikten sonra da şu itemleri yavaş yavaş koymaya başlayacaklar. Bir yandan da şuradan furniture diyelim. Yataklarını ayarlamaya başlayayım ben bu arkadaşların. Şuraya bir tane koyabiliriz. Şöyle koyabilirim mesela. Şuraya bir tane koyabilirim. Tuvalet koyacaktım ama şuraya koyayım. Bir aşağısına yaparız tuvalet. Gerçi şeye yakın olmasını istiyorum. Şöyle de yapabiliriz. Şuraya koysam çok da mantıklı olacağını zannetmiyorum ama. Bakın Millwood oldu göz gibi. Harvest diyeceğim direkt. Şu da olmak üzere. Buradan da güzel bir ekstra kalorimizi alacağız. 25.000 kaloriyle başladık oyuna ki bayağı iyi. Yatakları atamanız gerekiyor. Gece olduğunda çünkü yatacak yer bulamayabiliyorlar. Bakın atadım. Bu arada Saul yaptığı için inşaat çok hızlı şekilde yapıyor. Bakın bu gerçekten efektif bir olay. Üçünü de ayarladı Saul. Eline sağlık. Çok iyisin Saul. Şimdi üste doğru da çıkabiliriz. Aynen üste doğru da çıkalım şu şekilde. Mesela ladder'ları yapalım. Yavaş yavaş çıkacaklar yukarı doğru. Şurada clay var, slime var. Clay'den ne iş yapacağız emin değilim açıkçası. Şurada puff diye bir şey var. Ve kirli su var. Vay be buralara hiç şey yapmamıştım. Şu sonda da bambaşka şeyler var. Burada haritalar rastgele belirleniyor. Yani şansınız artık ne geldiyse. Bu harita bana şanslı geldi çünkü çok fazla metal vermişler şuralarda. Ben alacağım bu metalleri. Bırakmayacağım. Ben şurada olduğu gibi alalım. Güzel. Bir de şuralardan çıkabilecekler mi onu merak ediyorum. Oyunu böyle hafiften de deniyorum. Şimdi şu %92. Şunu artık dig up diyebilirim. Belli bir şey zamanı var. Süresi var. Tekrar tekrar toplayabiliyorsunuz. İki süresi kalmış ama ben alacağım. Çünkü burası ihtiyacım var benim. Daha şunu %92 beklemeyeyim. Direkt dig up diyeyim misin? Gel bir storage koyalım. Storage'ları buraya mantıklı aslında şuraya koymamız. Bir de aşağıya koyarız falan. İşte mantığa göre gideriz. Nerede böyle daha çok süre kaybediyoruz? Çünkü bunlar harbiden ucuz şeyler yapmasın. Sandstone geliyor. Sandstone'da zaten her yerde var. Ben yanlış bilmiyorum değil mi? Aynen bakın gördüğünüz gibi sandstone'da çalışıyor. Basit. Bol bol kullanın. Her tarafa koyun storage'ları. Hatta direkt hani hepsini diyebilirsiniz. Her şeyi kullansın. Başka bir yere yaparsınız falan. Bu tarz bir şey olabilir. Gece oldu. Ben hemen tabla direkt hızlı süreyi alabiliyorsunuz. Tamam. Hızlı bir şekilde şu cycle'ı atlatalım. Geceyi rahat geçirirlerse. Bakın burada ihtiyaçları var. Biledir. Tuvalet ihtiyacı düşüyor. Azalıyor mesela. Bunu halletmemiz lazım. Tuvaleti bir türlü yapacağım ama nereden yapsam bilemedim. Şimdi başka bir şey, şu ration box edible'ların hepsini alıyor değil mi? Alıyor. Bakın makrot var. Meat lice'ı da alacak. Şuradan çıkmıştı. Şu değil. Meal lice diye geçiyor. Şimdi ilk başta şuraya bir güç enerji oluşturmamız gerekiyor. Şuradan başlayayım mı? Burayı tarım değil de aşağıya tarım yaparız yani. Burayı mesela şeyle, şu vızıvırları halledelim buradan. Şuraya bir tane şundan koyalım. Ne olduğunu anlayacaksınız şimdi. Şimdi hemen tabii şeyi yapacak. Sağ ol halledecek için çok hızlı yapıyor çünkü işleri. Buralarına alabilirim. Minerali atamamış mıydım ben? Atamışım. Minerali atmışım. Seed'i zaten buraya atacak mı? Ben yanlış yere atamışım. Tamam gerek yok. Orada da seed olsun. Sıkıntı değil. Cutable soil, organic, filtration medium ya da buraya alayım mesela. Ne olacak? Olmadı. Yine yaparız başka bir yere. Eğer hani boş kaldığı durumlarda. Şuradaki metalleri de hafiften toplamak istiyorum. Böyle bir yandan halletsinler onları da Ruby. Yalnız Ruby geri edebilecek misin oradan? Onu merak ediyorum. Şimdi Metal Generator'ı yaptım gençler. Bir de üzerine ben Base'den şimdi Research'e girmemiz lazım. Çünkü elimizde mesela tarım yapacak ıvır zıvır yok. Hemen şuraya bir Research şeyi yapıyorum. Station kuruyorum. Bunu da yapalım. Tabii bunu şeyle bağlamanız gerek. Hatta bir direkt soluna bağlasam mı? Yok öyle yapmayayım. Bir tane tiny battery koyayım. Battery koyabiliyorsunuz. Onun iki yanına koyayım. Station'ı da. Çünkü aralara başka bir şeyler koyabiliriz. Şunları yapsın sağ ol. Bunun dışında şimdi Java gireceğim.
Sadece Ruby'nin koşmasını istiyorum ve enerji üretmesini istiyorum. Diğer arkadaşlardan çıkartacağım. Çünkü atletik yetenekleri sıfır olduğu için bunların fazla şey sağlamayacaklar bana. Hani efektif bir iş olmayacak. Daha hızlı olmasını istediğim için bunu seçtim. Tabii bir yere bağlı olmadığı için şey oluyor. Yapmadı. Şimdi sağ olun bunları yapması lazım. Çünkü önceliği daha yüksekti büyük ihtimal. Tuvalet diyorsunuz. Oo, Blader %100'e geldi. Bir yerlere sıçacaklar büyük ihtimalle. Ben hemen bir tuvaleti halletmem lazım ya. O zaman şöyle yapayım. Geçici olarak hemen bir yere yapayım. Aynen. Şuraya hemen yapsın. Yemek yiyorlar. Bakın bladderları çok arttığı için bu birazcık sıkıntı. Ben tabii unuttum bunu salak gibi. Ölmezlerse iyi umarım. Hadi. Yemeği hallediyorlar da. Tamam, tuvaletim var, anladım. Da yapmam lazım. Sağ ol, hadi. Sağ ol, önceliği şeye yap, tuvalete yap, gözünü seveyim. Neyse, halledecek artık, yapacak bir şey yok. Bakın priority arttırabiliyorsunuz. Bir yaparsan mesela ona gidecekti ama çok geç kaldım. Artık başladı bile çünkü. Onu da yapacak şimdi. Hayır, sağ ol, ne yapıyorsun? Sağ ol, tuvaleti yap. Daha mı arttırmam gerekiyor belki? Hadi 9 yaptım, bence o da alakalı olur. Hani direkt bunu yap anlamına geliyor. Direkt move to dersem yapacaktır belki de. Çünkü harbiden tuvalete ihtiyacımız var. Ciddi ciddi, şaka değil bu. Hah, yaptı, aynen. Demek ki yükseltmeniz gerekiyormuş priority. Yani kırmızı olursa daha iyi. Şimdi oksijen sorunumuz yok ama onu da halledeceğiz. Ben onu da göstereceğim size. Power. Direkt elektrik wire bağlayacağım şunlara. Bunları bir de bağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde şey yapılmıyor. Tamam, tuvalet yapıldı. Sağ, sen işini hallettin mi? Halletmemişsin. Mesela Bert'i yapacak gibi. Ha, önce 4 koyması gerekiyor. İlk başta sağ ol yapacak anladığım kadarıyla işini. Yaz, buraya kapı koysaydım iyiydi. Level atladı bu arada, sağ ol. Dekor arttı bu arada, çok ilginç. Arkadaşlar da yerleri yaptılar. Tabi bu yerleri yapmaları birazcık sıkıntı sanırsam. Kötü bir statüste çıkmamış. Ha, şurada kirli su oluşturdu. Contaminated water var. Bakın bu kötü. Şu an kirli suyun içindeler. Bu da sıkıntı, aynen. Ha, bakın gördüğünüz gibi pislik oluyor. Buna keşke dikkat etseydim ya. Bakalım sonra ne sağlık sıkıntıları çıkacak burada. Bakın kötü bir şeyler oluyor burada. Büyük ihtimalle bir şeyleri kötü etkiliyor. Ama yapacak bir şey yok. En aşağıya gidiyor bir de. Tamam, sıkıntı değil. Bakın research table oldu. Şimdi research yapmamız lazım. Research içinde şeyi vermek istiyorum ben. Kime vermek istiyorum? Sadece Bert yapsın diyorum. Hepsinin ayrı işi oluyor bu sayede. Open Research'a girip ilk başta Farming Tech istiyorum. Ki sizin de bunu yapmanızı öneririm. Bu sayede hani yemek yetiştirmeye başlayacaksınız. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Research seçtikten sonra sizden belli şey istiyor. Mesela ne istiyor? Novice Research diye bir şey istiyor. Tabii bunun bir üst seviyesi mesela. Sizden bir de Intermediate Research istiyor. Bu başka bilgisayarla yapılıyor. Biz ama elimizdeki bilgisayarda bu var. Bunu yapacağız. Farming Tech'i çektik. Üzerine bir de şuna geleceğiz. Neden şeyi açmıyorsun? Ha, Noise Resort 20 tane istiyor. Tıklayıp şuna basacağım. Bu sayede research olana kadar devam edecek. Hani yoksa öbür türlü fabricate demem lazım. Ve 4 kullanıyor her bir Noise Research'ın, aklınızda bulunsun. Yani 104 gidiyor. Şurada keşke yerleri yapmasaydınız da. Bunlar hasta edecek büyük ihtimalle bunları ama. Hadi bakalım, hayırlısı. Büyük ihtimalle hasta olacaklar ya. Biraz kötü yaptım yani. Şuradaki deli gibi oksijen geliyor buradan. Şunları da alayım da. Bakalım. Mesela şu oxylite alabiliyor muyum ya? Elimde bulunsun mesela. Bakın gözüm durmadan şurada sıkıntı çıkıyor. Oksijen overlay dediğimiz zaman da şuraya mesela slightly toksik gaz vermeye neden oluyor. Çok kötü. Ezan veri toksik değil ama hani iyi yanından bakalım. Yaz bakın, fark ettiğiniz gibi buraları temizlenmesi lazım.